Geliyoruz şimdi de ters orantı. Yine iki çokluktan biri artarken diğeri azalıyor. Biri azalırken diğeri artıyor. Bu bir. <laughs> ters orantıda iki ifadenin çarpımı sabite eşit olur. Orantı sabitine eşit olur. A çarpı B. Doğru orantıda A bölü B şeklindeydi. Ters orantıda çarpı. Ve grafiği şöyle belirir. Ancak ters orantı hakkında size şunu söylemek istiyorum. Günlük hayatta karşılaştığımız birçok soru tarzı aslında... Ters orantıyla çözülür olur. Çünkü süre dediğimiz olay genellikle diğer ifadelerle ters orantılı. Oralıdır. Mesela hızla süre ters orantılıdır. Ne kadar hızlı giderseniz o kadar kısa sürede gideceksiniz. Yol sabit olarak evet. düşünüyorum. Yine e, işçi sayısıyla süre ters orantılıdır. İşçi sayısı ne kadar artarsa yapılan işin süresi o kadar azalacak. Ki bunları problemler konusunda da göreceksiniz. Ters orantı doğru orantı size problemler konusunun temelini attırıyor. Dikkat. Ters orantının grafiği de aha da şöyle bir eğri. Ne alakası var? Hemen açıklayalım. Diyelim ki burası 1. Burası 12. Bu durumda 1 çarpı 12'den orantı sabitimiz 12 olmuş oluyor. E burası 2 olursa burası kaç olacaktır? 6. Burası 3 olursa burası kaç olacaktır? 4. Bu ilerleyişi izlediğinizde şu şekilde bir tane evet, eğri gelecektir. ortaya çıktığını göreceksiniz. Ve hemen bunun da örneklerine bakalım. M artı 2 N artı 1 ile ters orantılı. Bu sefer çarpıyorsunuz. N artı 1 ile ters orantılı eşittir K. M 3 ve N 5. M yerine 3. N yerine 5 yazarsak. Bu ilk hamle orantı sabitini yani K'yı hesaplamak için. 5 çarpı 6 eşittir K'dan K kaç çıkıyor? 30. 30. Hop geldik diğerine. Bir daha aynı şeyi yazıyorsunuz ama bu sefer K'ya 30 yazıyoruz. K'ya 30 olarak veriyoruz. Ee, M100. M1. için demiş 3 tane N artı 1 eşittir 30. 3 ile 30'u sadeleştirebiliyorum. N buradan kaç çıkacaktır? Çıkacak. 9 çıkacaktır. Şimdi Çok 6 hızlı özdeş... Ama. Hızlı mı gittik? Açık Çok Açık bir iz... de? Yok yok anlamışlardır. anlaşılmıştır. Aydır. Şeyde YouTube'da ses şeyi hız ayarı var. Tak düşürün hızı. Altı 6 özdeş musluk boş havuzu 20 saatte dolduruyor. 4 tanesi. 6 tanesi 20 saatte ise 4 tanesi T saatte. var, artarsa süre azalır. Musluklar azalırsa süre artar. Artık. Her seferinde bu mantığı düşünün. hem bir şeyi söyleyeyim Ters orantıda da karşılıklı çarpı eşitleriz. 4 T eşittir 6 çarpı 20. Hoppacık hoppacık burası 5 olur. T eşittir 30. Bunu bilirelim. 5 eş güçteki makine bir işi 70 saatte yapıyor. Makinelerden birisi arızalanınca kapatılıyor. Kalan makinelerden iki tanesinin kapasitesi ise 1 bölü 4 oranında azaltılıyor. Eğer oturup doğru konuşmak lazım. Herhalde gıcık kaptınız bir soru tarzı. <laughs> Bu gıcık kaptığınız soru tarzı aslında o kadar kolay ki şaşıracaksınız. 5 tane makine varmış. Her birinin kapasitesine 4 diyorum. 1 bölü 4, 4 oranında azaltılıyor diyor ya. 5 çarpı 4'lük bir kapasiteyle çalışıyorlar. 70 saatte. Hop Makinelerden bir tanesi kapandı. 4 makine kaldı. Bunlardan 2 tanesinin kapasitesi 1 bölü 4 oranında azalıyor. Kapasitesine 4 dememiş miydik? Evet. Bir azaltırsanız kapasitesi 3 olacak. Evet. 2 tanesinin kapasitesi 3 artı geriye kalan 2 tanesi aynı kapasitede çalışıyor. 4. T saatte. Tak tak. 8 6 14 çarpı T eşittir. 20 çarpı 70. Ben Raşit Hocam'ın bakışlarından bu hızlı geçtik çocuklar anlamamış olabilir ifadesini seziyorum. O yüzden bir daha açıklayacağım tamam. bunu. Şimdi 5 eş güçteki makine 70 saatte demiş. Burada bir problem yok. Ancak diyor ki makinelerden biri arızalanınca kapatılıyor. 4 makine kaldı. Ve diğer 2 tanesinin kapasitesi 1 bölü 4 oranında azaltılıyor. İşte bu hemen kafamda bir ışık çakıyor. Şimdi 1 bölü 4 diyor ya. Eyvah rasyonellerle uğraşmak zorunda kalacağım. Hayır diyor. Eğer bir makinenin kapasitesine 4 dersen sen rasyonellerle uğraşmak zorunda kalmazsın. Nasıl? 5 tane makine vardı. Her biri 4 parça iş yapıyordu. 5 çarpı 4'lük bir iş yaparak 70 saatte tamamlayacaklar. <laughs> bir tanesini kapattık. 4 makine kaldı. Ancak bunlardan 2 tanesinin kapasitesi 3'te 1 oranında 4, özür diliyorum. oranında azaltıldı. Yani 4 parça iş yapıyorlarken artık 3, parça, parça iş yapıyorlar. Erişti. Dolayısıyla 2 çarpı 3 parça iş yapacaklar. Diğer iki tanesi aynen devam ediyor. Dolayısıyla ortaya çıkacak olan iş az önce 20 idi. Şimdi <laughs> 14 oluyor diyebiliriz. Devam edelim. Devam edelim. Şimdi anlaşılmıştır biraz. Bence daha. de. Ve yine geliyoruz güzel özel sınavlarda defahatle çıkmış bir soru tarzı. Bir traktörün arka tekerinin Orta. yarı çapı... Arka. Arka o. <laughs> traktörün ortasında teker ben mi var? De. Yani özür diliyorum arkadaşlar. Bu arka. Benim yazımı okuyamıyorlar bazen. Arka. Arka. Arka evet, benim yazımdaymış sorun. Arka tekerinin yarı çapı, ön tekerin yarı çapının iki katıdır. Traktör 150 metre yolu gittiğinde ön teker, arka tekerden 60 tur fazla attığına göre. Şimdi... Kafada canlanması lazım şimdi çocukların. Evet. Ne yapacağız? Traktör evet. çizecek Traktör çizeceğiz bir tane. Hop diye. Biraz abartı oldu ama şurada bir tane bacası var tutturuyor. Hop hop. Şimdi diyor ki arka tekerinin yarı çapı, Ön tekerin yarı çapının iki katı. Yani bunun yarı çapı r ise bunun yarı çapı 2 r. Şunu soralım, Belli bir miktar yol gidiyorlar. Hangisi daha fazla döner? Küçük, küçük olan. olan. Öyle değil mi? Yani Aynı traktörler gidiyorlar. var. Yarı çapı küçük olan daha çok hey, hey, hey. canı çıkacak Anladım. böyle dönerken. Ama büyük olan rahat rahat dönecek. Hiç diğerine yetişme gibi bir kaygısı yok. Şimdi diyor ki, traktör 150 metre yol gittiğinde ön teker arka tekerden 60 tur fazla atıyor. R yarı çapıyla x artı 60 tur atıyor. Evet. Diğeri 2r yarı çapla x tur atıyor. Mantıklı mı? Büyük tekerlek x tur atarken küçük tekerlek bu x'ten 60 tur fazla atıyor. ve az önce söyledik büyüklüğüyle tur sayısı ters, ters orantılıdır. orantılıdır. Bu bize bir şey getirecek. Nedir o? 2r x eşittir r çarpı x artı 60. Hoppacık hoppacık. 2x eşittir x artı 60'dan x eşittir 60. Demek ki Büyük tekerlek 60 tur atıyor, küçük tekerlek 120, 120. tur atıyor. Hop, kafada. Devam Hı. ediyoruz. Traktör 150 metre yol gitmiş. Arka tekerin çevresini soruyor. Şimdi diyelim ki bu tekerleğin çevresi 5 metre. Evet. 2 tur atarsa kaç metre yol gider? 10. 10 metre. O zaman şunu söyleyebilir miyiz? Çevre çarpı tur eşittir alınan yol. Hani böyle bir formül yok da şu anda uyduruyoruz. Çevresi kaç bilmiyorum. 5 metre. Eğer bu 20 tur atıyorsa 5 çarpı 20 100 metre yol alacaktır. Bunu görebiliyoruz değil mi? O zaman çevresine şey diyelim. Büyük tekerlek yani arka tekerleğin attığı tur 60'mış 60. ve 150 metre yol gitmiş. Avunan yol 150. Buradan çevre eşittir. 15 bölü 6'dan 5 bölü 2. 2. Şimdi bir açıklama yapmak istiyorum. Bu sorularla çocuklar çok fazla karşılaşmıyorsunuz. Nerede karşılaşmıyorsunuz? Videolarda vesairede. Ancak sınavlarda sürekli olarak karşınıza çıkan sorular bunlar. Yani bu soruları zor deyip de ya bu çıkar mı çıkmaz mı demeyin. Göreceksiniz ki eğer üniversite sınavına giriyorsanız zaten birçok yerde karşılaşmışsınızdır. Oran orantıda en kalite sorular şu tarz sorulardır. Aklınızdan çıkarmayın bu ifadeyi.